Ben bugün çok sevinçliyim. Çok güzel bir yemek yiyeceğiz. Club hamburger. Evet. Burger. Club burger. Ben çok severim. Biliyor musunuz yani bunu? Hiç yediniz tabii mi? Tabii yemişliğim var. Ben evde de yapmıştım. Yani bu kadar şeyli olmasa bile yapmıştım. Hani sevdiğim peynirlerle. Bayağı sandviç işte. Ya bunun yanında ne demek sandviç? Bunun yanında mantarı var. Bunun yanında ekmeği var. Tamam, bunun yanında şöyle söyleyeyim pastırması var. Bunun yanında kıyma, her şey var yani. Nasıl yedim ben? Yemedim. Çok ben burger yedim ama ben onu yemedim. Canım köfte yapacak, arasına köfte koyacak. Yani köfte yedim derken. Mantarı nereye koyacak? Mantarı da aralarına serpiştirecek. Hayır. Evet, mantar arasına koyulmaz. Arasına serpiştirecek. Yani. Ben yediğimde mantar arasına koyacak. Domatesi ne yapacak? Ya o malzemeleri de koyuyorlar arasına işte. Bunlar aralarına koyup kat kat yapacaklar. Soğan yapacaklar. Soğanla maydanoz. Soğan şey. Nurten köfteye Hanım, sarımsak köfteye girdi. Yumurta köfte. Ya. Çadar peynir var. Bence canım, onlar. Canım peyniri zaten koyacaklar Nurten Hanım. Hani tabii. Ya vallahi kimse bilmiyor bunu. Niye bilmiyor canım? Yani, ya köfteyi yapacaklar. Arasına peynir, arasına marulo. İşte yani hepsini arasına kat kat koyacaklar. Bir şey vardı neydi? Fırına girecek mi bu? Et var. Ben şunu yok, sormak girecek istiyorum size. Girmeyecek. Girmeyecek i̇şte değil mi? Tost ekmekleri girdi fırına. Burada her an ne olacağı hiç belli olmaz. Sen kendi onları yandaş olarak görüyor olabilirsin, güçlü olarak görüyorsun ya. Bence ummadık taş baş yarar. Sen yine de bu kadar emin olma. Kayınvalidene de son dönemde böyle fazla fazla güvenmeye başladın ya. Sen yine de bence çok rahat olma. Kızlar, kayınvaliden benim burada en son güveneceğim insan ama tabii katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. O olmasaydı olmazdı. Yani dediğim gibi kayınvaliden beni bulduğu sürece siz burada zaten altın alamazsınız. Hasret, bugün kayınvaliden bak hislerim çıkıyor benim genelde. Kayınvaliden sana bir verdiğinde suratına böyle suratına bakacağım senin. Yani alışkın olduğum bir şey Aslıhan. Yani bu tepkini bakalım o zaman da verebilecek misin? Ben burada Nurten Hanım bir de şey dikkatimi çekti. Evet. Sizin geliniz 5 yıllık gelinmiş. Bu zamana kadar Damla'nın nikahı olana kadar elinde kolunda bilezik yoktu. Damla'nın kolundakileri bilezikleri görünce kıskandı. Koluna bilezik mi aldınız? Ne yaptınız? Vallahi... Veya vardı bu zamana kadar niye takmadı? Bu kadar kıskançlık şöyle değil de ben söyleyeyim, anlamadım yani. Ben de şok oldum. Ben biliyorsun otelde kalıyorum. Hasret evine gidiyor, evet, geliyor. Ben de yani şok oldum. Kayınvalide odasında giyindim, aşağıya indim. Mikrofon takıldı. Bir çıktım, Hasret'in elinde kolunda altın bilezik var. Hasret altınlı bileziğini bozdurduydu. Borcum var dedi, bu benden aldılar. Ben hepsi altın onların, siz bilmiyor musunuz gelinizin neyi şöyle, var neyi yok. Hasret öyle arada sırada yani öyle imitasyon da takıyor. Yok canım, olabilir imitasyon ya. Falan. İmitasyon değil o, gerçek. Bir şey diyeceğim, bu kolundaki, boynundakiler ne öyle? İmitasyon takı mı taktın sen Damla'ya Özen'e? Ben asla imitasyon takı takmam, benim hepsi Hasret, gerçek. Senin bu kolundakiler nereden çıktı? Aynen ben de fark ettim ya. Hani sen düğün takılarını satmıştın? Kızlar ben düğün takılarımı kayınvalideme sattığımı söyledim borçlardan kaynaklı. Artık gerçeği açıklamanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Bunlar benim düğün takılarım. Kayınvalidem bana taktığı takıları da gittim kuyumcudan farklı modellerle değiştirdim. Ve sattığımı söyledim. Kayınvalidem benim altınlarıma el koymuştu. Bir türlü geri vermiyordu. Biz de bunun neticesinde dedik ki biz altınlarımızı bozduracağız. Ondan zorla aldık, bozdurduk dedik ki bir daha el koymasın benim altınlarıma diye. 5 yıldır da kayınvaliden benim altınlarımı bozdurduğumu zannediyor. Sen nerede saklıyordun bu altınları? Tabii ki de annemde saklıyordum. Ne? Annenle ikinizin haberi var ama Nurten teyzenin haberi yok. Evet, Nurten yok. Teyzenin bu takılara hiçbir katkısı yok. Onun da bilmek hakkı bunu. Hayır, benim kayınvalidemin benim takılarımda hiçbir katkısı yok. Aa, pardon. Şu ince olan bir tane, şurada bir kolyem var kızlar. Kayınvalidemin bana düğünde taktığı takılardan geriye kalan tek şey bu. Hasret! Sen o altınları borcun var. Bunlar gerçek altın mı? Ha, tabii ki gerçek altın. Tabii sen borcum var dedim. Benden istedin, sakladım ben o altınları. Sizin borcunuz yok dedim. Var bizim borcumuz dediniz. Sinirlendim. Balkondan aşağı yere attığım altınlar. Hani bozdurmuştunuz? Ne oldu? Bozdurmadım. Niye altınlarım sende dursun? Altınlarımı aldım, anneme verdim. Gayet senin
Altınları ben yaptım senin annen. Ben saklayamıyorum anneye kadar. Altınları yaptık. Hani altınları bizi bozdurduk dediğimizde bozdurdunuz madem. Ben akrabamdan 10 bin lira borç aldım deyip benim 10 bin liralık bilezik paramı aldığında akrabanın borcunu ödediğin gün mü senin bilezik? Ne paracı aldım da ödedim ben yani? Senin ya altın bu. Altını bozdurmuşsun. Ben böyle bir şey görmedim. Sen altını borcum var diye bozdurdun. Borcum var diyen insanlar tamam. Ben nasıl borç, altın? Borç, borçundan kalan kısmında benim neyse, borcum var. Sen ne demek yani? Benden alıp altını da annene götürebiliyorsun. Benim yaptığım altını. Senin yaptığın altın yok burada. Ha nasıl yok? Yok senin niye yaptığın. Yok? Çünkü sen yaptığın altının parasını ben düğünde size borç yaptım deyip geri aldın. Ben size para mara almadım, borç da almadım. Kusura gayet bakma. Sen herhalde hayal dünyasında geziyorsun. Bana niye göstermedin kayınvalide odasında o zaman? Göstermek canım istemedi çünkü. Tabii ki işine gelmedi değil mi? Hayır şimdi ama buradan sen, gösteriyorum. Bak seni altınlarımı sattım dedim. Kocama daha ilerini aldırdım. Senin neydi 5 tane taktığın 100 gram vardı ya. Ben kocama sadece 1 tane 100 gram bilezik yaptırttırdım. Kocan alırsa alır, kazanıyor da alsın. Beraber alacak kazanıyoruz zaten. Alsın. Ama benden benim yaptığım altınları alıp da sen annene götüremezsin arkadaş. Hepsini de götürdüm, hepsini de verdim. Sonuçta benim altınım. Neyse siz böylesiniz. Kadını çileden çıkardın ya Ay Hasret. Nursen teyze verdi, 5 verip verdiğini pişman oldu vereceğine ya. Bir de yani olmaz niye ki bu kadar da. Ben sanki onun altınını yiyecekmişim gibi. Bak, benden sen aldı. Borcum var dedi. Götürdü. Hatta vermiyordum. Bozdurmayın kızım. Paraya ihtiyacınız varsa dedim. Ben dedim size yardımcı olayım. Borçları olmadığını biliyorum. Ya Nurten Hanım sen burada kendini boşa şey yapıyorsun. Gelinin diyor ki altınları aldı, bozdurdu, borca verdi. Nedir bu? Ne borcu? Ne altını? Bu altını öyle benden aldı. Hayır. O diyor ki altını bozduracağız dedik. Bozdurduk. Evet. Senin borcun varmış da 10 bin lirasını sen aldın diye. Ben paramı almadım. Onu da yani doğru söylemiyor.